geliyor. Enerji Bakanımız, eşim, kızım, torunları Dalaman'dan bu tarafa doğru hareket etmişti. Göğüs germek üzere meydanlara çıktı. Ve Allah'a hamdolsun bugün buradayız. O gün de bu meydanda bütün Kırıkkaleli hemşerilerimizle, Kırıkkale'deki mülki ve askeri erkanla dimdik ayaktaydık. Bugün de ayaktayız. Ve bunu o gece gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz sayesinde, o gece gazi olan kardeşlerimiz sayesinde, o gece şehit ya da gazi olmak arzusuyla sokaklara çıkan bu millet sayesinde başarabildik. 15 Temmuz'dan sonra ülkemiz çok daha güçlü. Ülkemizin demokrasisi, cumhuriyetimiz çok daha güçlü. Çünkü milletimiz, kurumlarımız bu hainlerden arındı ve bugün geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Rabbim Kırıkkale'mizdeki ve bütün Türkiye'mizdeki şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat versin. Bu millet bu şekilde birlik olduğu müddetçe Kırıkkale'miz bu vatan sevgisiyle, bu vatan aşkıyla Kırıkkale'deki hemşerilerimiz yandığı müddetçe inşallah bu tür sıkıntılar, bu tür hileler, bu tür ihanetler bizlere zarar veremeyecek. Bizi bilakis daha da güçlendirecektir. Bu gece sabah namazına kadar nöbetimiz, etkinliğimiz devam edecek. Demin Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere yarın gecede demokrasi nöbetimiz devam edecek ve bu millet bu cumhuriyetin arkasında, Cumhurbaşkanının arkasında, devletinin arkasında durmaya devam edecek, vatanına, milletine sahip çıkmaya devam edecek diyor. Siz Kırıkkale'nin yiğit insanlarını bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bayrakları görelim, bayrakları. Evet, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Konuşmalarını yapmak üzere Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saydın. Mensubu olmaktan gurur duyduğum değerli Kırıkkale hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yağmur yağdı ama fırtına da çıksa nöbetimizi terk etmeye hiçbirimizin niyeti yok. Allah sizden razı olsun. Ben her zaman söylüyorum, Kırıkkale olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada vatanını, milletini seven bir şehrin evladı olmak hepimizi gururlandırıyor. Değerli hemşehrilerim, bundan bir yıl önce 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Aslında iktidarı değiştirmeye dönük bir darbe girişimi değildi bu. Bu güzel vatanımızı bölmeye, parçalamaya, iç savaş çıkartmaya, hatta işgal etmeye dönük bir darbe girişimiydi. Güçlü, Müslüman bir ülke istemeyen,
dış güçlerin taşereni olmuş hain terör örgütü FETÖ'nün yapmaya kalkıştığı bir darbe girişimiydi. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Öncelikle Allah'ın hesabını unuttular. Peşine de Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi ölüm güzel şey, perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen, şehadete koşarak giden bir milletin karşılarında dimdik duracağını hesaplayamadınız. Rabbime şükürler olsun ki böyle bir milletin evladıyız. Biraz önce Kırıkkale'mizde neler yaşandığını anlatan kısa bir videomuzu izledik. Bu şehrin evlatları bütün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce meydana ilk inen şehirdir Kırıkkale. Herkesten önce bizdik. Memleketimize sahip olmak üzere buradaydık. Yetmedi. Akın akın Ankara'ya gittik. İşte bu sebeptendir ki şehitlerimiz, gazilerimiz var Ankara'da. Allah onlardan razı olsun. İyi ki öyle evlatlar yetiştirebilmişiz. Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki bu hain FETÖ terör örgütüne. Kusura bakmayın. Biz olduğumuz süre içerisinde siz bu memleketi işgal edemezsiniz. Sizin maşa olarak kullanan o abileriniz var ya, onların ağababası da gelse bu milleti işgal edemez. Bir tek şansları vardı. Tek bir şansları. Cumhurbaşkanımız o gün çıkıp da televizyonlara Akif'in Bulgar Savaşı sırasında söylediği şiiri söyler gibi, ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın geldi, yetiş sen de gel, öyle bir satır at ki kudurmuş FETÖ'ye bir daha bu Türkiye'ye zor saldıra dercesine bütün Türk halkını meydanlara davet etti. Ve Rabbime şükürler olsun ki bu meydanlar hiç boş kalmadı. Değerli hemşehrilerim, biz ne zaman vatan, ne zaman millet, ne zaman bayrak, ne zaman demokrasi denildiğinde hiç tereddüt etmeden hazırız dediniz, bu meydanları doldurdunuz. Ben sözlerime son verirken bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Türk'üm. Elhamdülillah Kırıkkale'liyim. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah sizden razı olsun. Ve bu arada da unutmadan bu destanı yazan Kırıkkale'li şehitlerimize, bütün 249 şehidimize ve geçmişteki bütün şehitlerimize rahmet anıyorum. Rabbim onların mekanını cennet etsin. Bütün gazilerimizin de önünde saygıyla eğiliyorum. Rabbime şükürler olsun ki böyle evlatlar yetiştirebilmişiz. Hepiniz de bu meydana geldiniz, bir ibadet yapıyorsunuz. Hepinize de şükranlarımı sunuyor. Hayırlı nöbetler diliyorum. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İl Başkanı Sayın Mürsel Akçay. Çok kıymetli, vefakar, cefakar Kırıkkale'li hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz akşamı
ordumuzun içerisine kümelenmiş vatan hainleri ülkemizin geleceğini, vatanımıza, bayrağımıza ve birliğimize karşı bir kalkışma hareketi yaptılar. Bu vatan hainleri Şehitler Köprüsü'nü kapatarak tankları, topları ellerine geçirmesiyle, meclisi bombalayarak, Genelkurmay Başkanlığımızı bombalayarak bu Necip milletin üstüne bombayla, tankla, topla gelerek zannettiler ki biz bu Necip milleti esir aldık. İstediğimizi bundan sonra tamamen yaparız zannettiler. Onlar düşünemediler ki bu Necip milletin imanının güçlü olduğunu düşünemediler. Bu Necip millet televizyondan bu kalkışma hareketini gördükten sonra evinden abdestini alarak çıktı. Dedi ki bugün vatan için ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz dediler. Bu 250 şehidimiz, gazilerimiz ve bu Necip milletimiz o tankların, topların, tüfeklerin karşısına hiç korkmadan, hiç kaçmadan tankların, topların üzerine yürüdüler. Bu ülkenin geleceği için yürüdüler. Bu bayrak için yürüdüler. Bu vatan için yürüdüler. Ve bugün 250 tane şehidimiz var. Gazilerimiz var. Elhamdülillah. Bu Necip millet Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda nasıl destan yazdıysa yine 15 Temmuz akşamı destanlar yazdı. Bu Necip millet Kurtuluş Savaşı'nda ninelerimiz omuzlarında bombaları nasıl taşıdılarsa, tankların, topların üzerine, o zaman da gemilerin üzerine gittilerse, yine 15 Temmuz'da da bacılarımız, ablalarımız kamyonların üzerine binerek, o mahalledeki gençleri, hanımları toplayarak Şehitler Köprüsü'ne giderek tanklara meydan okudular. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl verdiysek bu Necip millet yine 15 Temmuz'da çok büyük bir destan yazdı. Elhamdülillah üzerinden bir yıl geçti ve biz o gün akşam sabahlara kadar meydanda milli iradenin nöbetini tuttuysak, bugün de elhamdülillah Kırıkkale'li hemşerilerimizle birlikte bugün nöbetimizi Allah izin verirse bugün sabah namazına kadar ve yarın gece yarısına kadar da bu nöbeti hep birlikte tutacağız. Bu ülkenin geleceğini hep birlikte beraber çıkacağız. Bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde Lazı'yla, Çerkezi'yle, Kürdü'yle hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda hep birlikte mücadele ettiysek, Çanakkale'de birlikte mücadele ettiysek yine hep birlikte mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Gazilerimize sahip çıkacağız. Her zaman biz onlarla birlikte onların yanında olacağız. İnanıyorum ki bizler Çanakkale'deki dedelerimizin bugün torunları 15 Temmuz'da bu ülkeye nasıl sahip çıktıysa bizden sonra gelen bizim nesillerimiz de bu ülkenin geleceğine her zaman sahip çıkıp dimdik duracaklar. Elhamdülillah imanımızla bu gençliğimizle tankların üzerine çıkan, tankların altına çıkan gençlerimiz bu ülkenin geleceğine sahip çıkacaklar. Biz hiçbir zaman 15 Temmuz'u unutmayacağız. Unutturmayacağız. Gençlerimize, nesillerimize bu destanlarımızı, Kurtuluş Savaşı'ndaki destanımızı ve Çanakkale'de yapılan destanımızı nasıl okullarımızdaki gençlerimizi götürüyorsak yine bu 15 Temmuz'da İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'ne, Genelkurmay'a ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün üstüne giderek orada bunları anlatacağız. Çok kıymetli Kırıkkale hemşerilerim, Allah sizlerden razı olsun. Demokrasiye sahip çıkan Kırıkkale hemşerilerime ben teşekkür ediyorum. Şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkan Kırıkkale hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Faruk Vurgun Beyefendi'ye mikrofonları veriyorum. Sayın Valim, çok kıymetli hadirin, çok kıymetli Kırıkkale hemşerilerim, sizleri şahsım ve teşkilatım adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin birlik ve beraberliği, feraseti ve dirayetiyle şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin fedakarlığıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesileyle 54. Hükümetin Başbakanı rahmetli Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değildir. Bir milletin asıl gücü imanlı, inançlı evlatlarıdır. Bunu da 15 Temmuz akşamı Türk milleti göstermiş ve her türlü zorluklar karşısında fedakarlıkla mücadele edildiği zaman hiçbir problemin ortadan kalkmaması için hiçbir sebep yok. Bundan dolayı Kırıkkale'li hemşehrilerimize bu 15 Temmuz akşamının ilk günden itibaren bugün de aynı şekilde bu birlik ve beraberlik içerisinde bu meydanı dolduklarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Sevgili Kırıkkale'li hemşehrilerimiz, şimdi aramızda bir yiğit var. 15 Temmuz Kırıkkale gazisi İbrahim Yılmaz. O geceyi bir de ondan dinleyelim. Aslında gelmeden önce bir konuşma hazırlamıştım. Fakat bu kadar kıymetli bir kalabalığı karşımda bulacağımı tabii ki inanıyordum ama bu kadar heyecanlı olacağını pek zannetmiyordum, kusura bakmayın. Gözyaşlarımın sebebi korkumdan ya da aziyetimden değil. Vatanıma, milletime, bayrağıma, dinime saygımdan, Allah'tan olan korkumdan, Allah'ın rızasını kazanma isteğimden ötürüdür. O yüzden kusura bakmayın. Kıymetli abilerim rica ettiler. İbrahim dediler, gazilerin, şehitlerin adına konuşur musun? Layık gördüler, sağ olsunlar. Sizin karşınıza gelmek gerçekten çok gururlandırıcı bir şey. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kendilerime. 15 Temmuz akşamıyla alakalı anlatmak istediğim birkaç tane husus var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Biz normalde Ankaralıyız zaten. Ben Kırıkkale'de 8 yıldır öğretmenlik yapmaktayım Özbek Saran Ortaokulu'nda. Öğrencilerime buradan sevgiler gönderiyorum. Ankaralı olmamın sebebiyle 15 Temmuz günü Ankara'dayız. Tabii hain darbe girişimi. Sebebini bilmiyorsunuz. Ben 28 Şubatlar görmüş bir öğretmenim. O zaman öğrenciydim. Bir insanın iradesine engel olmanın ne kadar büyük bir zarar olduğunu orada gördüm. Sabahına uyandığımda geleceğimin olmadığını biliyordum. Çünkü İmam Hatip Lisesi mezunları bunları çok iyi bilir. Meslek Lisesi mezunları bunu çok iyi bilir. Ancak sabrettik. Allah'a şükür kıymetli bir hükümetimiz. İrademizin yansımasını şu anda mecliste görüyoruz. Allah onlardan razı olsunlar. Belki çilesini biz çektik ama en azından gelecek nesillere daha güvenli bir memleket bıraktığımızı düşünüyoruz. Tabii bu kadar güçlü bir ülkenin düşmanları elbet olacaktır. Yalnızca dışarıda değil, bizim içimizde de vatan hainleri var ve bunu 15 Temmuz gecesi fazlasıyla bize hissettirdiler. Dışarı çıkıp genel kurmaya gittiğimde yolda kan lekeleri gördüm. İnanamazsınız ki Kurban Bayramı'nda böyle bir olay görmemişsinizdir. Yerlerde parçalanmış cesetler vardır, aklınıza sığınarak söylüyorum. Ancak Rabbin ilginç bir şekilde verdiği cesareti içinizde hissediyorsunuz. Orada olmanız gerektiğini bir ses size kulağınıza fısıldıyor. Gerçekten gönülden gidiyorsunuz. Helikopterin ateş ettiğini görüyorsunuz. Artık nasıl bir cesaret bilmiyorum, açıklayamıyorum. Duygularımı burada ifade etmek bana biraz zor geliyor ama gerçekten orada olman gerektiğini biliyorsun. Bazı kardeşlerimiz şehit olmuşlar. Yanlarımızdan geçip götürüyorlar ama yılmıyorsunuz. Ve hain, devletin parasıyla satın alınan helikopterle, devletin parasıyla, sizlerin vergileriyle satın alınan kurşunları acımadan sözde kendi vatandaşına, tabii ki bizden değiller diye umuyoruz, kendi vatandaşına sıkarken hain düşünmüyor. Biz
Devletimizin malına zarar gelmesin. Devletimizin askerine, polisine kurşun sıkmayalım. Onlara zarar vermeyelim diye ellerimizde yalnızca bayraklar var. Üzerimizde bir de yorgunluk. Hain tabii ki ne yapıyor? Helikopterinden kiniyi kusuyor. Yaralanıyoruz. Ambulansa bindim ve önümde gencecik bir çocuk yaramazsınız. 17 yaşındaki Mustafa Kabazaka. Ben bunu daha sonra öğrendim. Göğsü yarılmış yatıyordu çocukcağız. Dedim ki vatan için gerçekten ödenecek bedeller varmış. Bunu biz fazlasıyla ödediğimizi düşünüyorum. Siz buradayken bu yüreklerinizde gerçekten aynı düşünceleri, aynı inançla burada toplandığımıza inanıyorum. Sizin burada bulunmanız bile gerçekten çok önemli. Demokrasi nöbetleri bizim için çok önemli. Allah cümlenizden razı olsun. Son söylemek istediğim bir şey var. Yalnızca şunu unutmayın. Hangi cemaate, hangi topluluğa, kime mensup olduğunuz önemli değil. Lütfen gerçekten doğruyu yapıyor muyuz? Acaba yaptığımız bu iş Allah rızası için midir diye lütfen düşünün. Aklınızı kullanmanıza engel olmalarına izin vermeyin. İradelerinizi kullanmalarına engel olmalarına izin vermeyin. Daha benim mantığı buydu. Ben sabah kalktığımda evladıma gelecekte bir gelecek hazırlayamayacağım kaygısıyla gittim oraya. Allah rızası için gittik. Vatanımız, milletimiz için gittik ama canım evladıma, canım eşime, işte akrabalarıma, dostlarıma, komşularıma kıymetli bir vatan bırakamayacağım, onların iradelerini mecliste göremeyeceğim için böyle bir kaygıyla gittim. Ancak umuyorum ki kazandık, fakat şunu unutmayın, düşman asla uyumuyor ve her zaman aramızda gezecek. Allah razı olsun cümlenizden. Ben burada bırakacağım artık konuşmayı. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Thank you.